Tarih açıklandı. İlk yerli ve hava savunma sistemi envantere giriyor. Türkiye'nin ilk yerli ve milli hava savunma sistemi HİSAR, 2020 yılından itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılacak. Türkiye'nin hava savunma ihtiyacı doğrultusunda yerli ve milli imkanlarla başlatılan HİSAR projeleri çerçevesinde mühendislerin ve teknik ekibin çalışmaları sürerken HİSAR-A alçak irtifa hava savunma füze sistemi 2020 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek. HİSAR orta irtifa hava savunma füze sistemi içinde çalışmalar devam ederken sistemin 2021 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi bekleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin alçak ve orta irtifa hava savunma sistemi gereksinimi karşılayacak ve muadilleriyle yarışacak özellikle HİSAR'ın radar, komuta, kontrol ve atış kontrol sistemleri, ASELSAN füze sistemleri ise ROKETSAN tarafından geliştirildi. İhtiyaç doğrultusunda farklı irtifalardaki tehditlere karşı hava savunma ihtiyaçlarını karşılayabilmek için geliştirilen HİSAR füzelerinin hedeflerinin arasında sabit ve döner kanatlı hava platformları, çeşitli füze ve insansız hava araçları bulunuyor. Hedefi tespit etme, teşhis etme ve takip etme özelliklerine sahip olan HİSAR'a dost-düşman tanıma sistemi, çoklu angajman, ardışık ateşleme, üst komuta kontrol unsurları koordinasyonunda görev yapabilme, takım halinde görev yapabilme ve komuta kontrol, gece gündüz ve kötü hava koşullarında görev yapabilme, konumlanabilme ve yön bulma sistemi, zırh mekanize birlikleriyle birlikte hareket kabiliyeti, nükleer, biyoloji ve kimyasal koruma, balistik koruma gibi özelliklere de sahip. Kumdağı motorla otonom alçak irtifa hava savunma füze sistemi, füze fırlatma sistemi, alçak irtifa füzesi ve füze taşıma ile yükleme sisteminden oluşan HİSAR'a 15 kilometre menzil ve 5 kilometre irtifa özellikleriyle hareket halindeki timlerin hava savunmasını sağlamak için kullanılacak. Ayrıca ASELSAN ve ROKETSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HİSAR-A alçak irtifa hava savunma füze sistemi yapılan sistem testlerinde hedefi %100 başarıyla imha etti. Sabit ve döner kanatlı uçak, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve havadan karaya füzeler gibi farklı hedef tiplerine karşı etkili. Atış kontrol merkezi, füze fırlatma sistemi, orta irtifa füzesi, orta irtifa hava savunma radarı, elektro-optik sistem, erken ihbar merkezi arayüzü, Link 16 sistemi, füze taşıma ve yükleme sisteminden oluşan HİSAR-O ise 25 kilometre menzile ve 15 kilometre irtifaya sahip. Aynı anda 60'a yakın hedefi takip edebilen HİSAR-O, orta irtifa hava savunma füzesinin 40-60 kilometre savaş uçağı tespit, takip menzili bulunuyor. Balistik test füzesi atışı 2014 yılında Aksaray'da yapılan HİSAR-O füzesi, fırlatma aracından başarılı bir şekilde ayrılarak, hesaplanan yörüngesinde uçarak testi tamamlamıştı. Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda ASELSAN ve ROKETSAN tarafından ortak olarak geliştirilen HİSAR-A, alçak irtifa ve hava savunma füze sistemi, 2020 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek. HİSAR-O, orta irtifa hava savunma füze sisteminin ise 2021 yılında TSK envanterine girmesi bekleniyor. Türkiye savunma sanayinde önemli gelişmelere imza atıyor. Türkiye'den ve dünyadan güncel haberleri öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz.